yüzden oylar düştü. Özellikle İyi Parti'nin oylarının düşmesi konusunda bu eleştiri çok sıklıkla yapılıyor. Bu özellikle bu işe bugün de tam tersini yapıyor bakıldığı zaman. Hep haksız olur mu bir bakış açısı? Yani İyi Parti öyle yaptı olmadı, böyle yaptı yine hatalı. Bu eleştiriler haklı mı efendim? Ne dersiniz? Yani İyi Parti Meral Akşener'in şahsında nerede duracağını bilemez hale gelmiş bir parti olarak karşımıza çıktı. Yani adeta tek seçimlik bir parti görüntüsü verdi bize. Niye? İyi Parti yani şu diyalog Meral Akşener'in siyasi hayatının bence son hareketlerinden bir tanesi. Belki bundan sonra seçime kadar daha çok şeyler göreceğiz onda ama. Cumhurbaşkanının böyle çok görüntüsü var ama hiçbir şey olmadı. Cumhurbaşkanının olmayabilir. Derdi yananlar, derdi olanlar, ciğeri yananlar, ülkenin demokratikleşmesi için, ülkede iktidar partisinin ayrıştırmaya çalıştığı insanların bir araya gelebilmesi ve birlikte yani mutluluk şarkıları söyleyemese bile umutlarını ortaya koyup Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit haklara sahip vatandaşları havası içerisinde yaşayabilmesi için, evlatlarının geleceğiyle ilgili bizim seçtiğimiz insanlar samimi davranıyorlar, edepli davranıyorlar, hakkaniyetli davranıyorlar. Bu insanlar şımarıkça davranmıyorlar, küstah değiller, bize saygısız değiller, halka tepeden bakmıyorlar dedirtebilecek bir yönetimi arzu eden kitlelere böyle davranılmaz. Onun için siz bakmayın. Yani o sokaktaki gergin insanlar tabii ki yani bilinçli AK Parti'ye ve MHP'ye oy veren kitlenin iddiası ülke için değil. Onu bakmayın siz yani yerli ve milli o bir slogandan ibaret. Yani milli dedikleri, yerli dedikleri diye ballandıra anlattıklarından bir süre sonra vazgeçebilen bir siyasi zihniyet görüyoruz ve ona da aynı şekilde sarılıp onun arkasında koşan, ona destek veren bir kalabalıklar görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Kendisi için her şeyi yapıyor. Kendisine her şey mi bak? İnsan canım dediği ülkeyi bir bidon benzinle yakar mı ya? Bir tankerle yak bari. Tamam mı? Canım diyorsun. Ya bir kıymet harbiyesi olsun bari. Bu kadar menfaatine düşkün olduklarını anlatmak istiyorum burada. Onun için şimdi Meral Akşener şu diyalogda vatandaşı ters diyor. Sizin için mi parti kurduk diyor. Millet için parti. Sizin için karşında parti kurduk işte. Diyor aslında değil ve, mi? Ve hayır, karşında sizin ona için mi parti adeta kurduk? CHP'yi kastediyor. Tamam. Bak sizin için mi parti kurduk derken onu bir hemen konumlandırdı. Oysa o yalvarır gözlerle ona meramını anlatmaya çalışan bir hanım var karşısında. Yalvarıyor bence yalvarıyor. Gözleriyle yalvarıyor. Kızgın biraz sözleriyle de yalvarıyor. Ne kadar böyle yani belli ki bir böyle gidip gelmeler yaşamış böyle. Bak burada çok iddialıyım yani. Toplum psikolojisi açısından çok iddialıyım. Hem siyasetçi olarak kimliğimle iddialıyım hem gazeteci kimliğimle iddialıyım. Yani söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye savaşmış nefsiyle. Ama söylüyor. Ve diyor ki ona diyor ki millet için parti kurduk. Hani millet için? Millet için parti kursaydın orada istikrarlı olurdun. Karakterli olurdun. Millet için parti kurdun, hür ve müstakil dedin. İşte o putu da patlattın sonunda, o putu da yedin. Hür ve müstakil. Gidin CHP'yi destekleyin. Kadın sana CHP demiyor. Hiç öyle bir şeyi söylemiyor. Nereden çıkardın? Hemencik o tarafa böyle taş atıyorsun. Hemen o tarafı taşlamaya, ateşlemeye çalışıyorsun. İma ediyorsun. Evet. Ondan sonra, soru yani, İmamoğlu ve Yavaş'ı niye desteklemiyorsun? Tamam. Yani orada kişisel şey yapıyor. Tamam. Peki, çok da kızgın aslında. Ne yapacaktı yani? Onlara gayet açık eleştiriler yapıyor. Yavaş Ankara'da ne yapacaktı? Getirdik dedi. Yaptı işte. Millete büyük bir güven verdi. İmamoğlu aynı şekilde. Yani ne yaptı Ankara'da? Orada özne Yavaş olduğu için oradan verelim. Millete güven verdi. AK Parti seçmeninin bile büyük bir kısmının İmamoğlu konusu, Mansur Yavaş konusunda çok ciddi bir kararsızlık, arafta olduğunu, kararsızlık ikilemi içerisinde gidip gelmeler yaşadıklarını anketler de bize gösteriyor. Sokaktayız biz de. Yani bize yabancı bir kesim değil. AK Parti bizim sosyal hayatımızın içerisinde çok ciddi meşverette bulunduğumuz insanlardan mürekkep bir parti. Şimdi bu partinin içerisinde ne diyor? Gidin CHP'ye desin. Deme teşekkür ediyorsunuz. Bize küfür. Kim sana küfür ediyor? Kim deme teşekkür ediyor? Hiç demi sorguluyor. Deme Cumhuriyet Halk Partisi'nin örtüşmüş Halk Partisi'nin altı okuyla okulundan ibaret olan umdelerini dikkate alarak o yol üzerinden eleştiri yöneten çok ciddi bir
Seçmen kitlesi de var. CHP'den başka hiçbir yere sapmamış yıllarca. Orada şey kişisel özellikle öfkesi evet, var. Tabii. Ekrem İmamoğlu ama ve Mansur Yavaş'a özel bir evet. Orada hep kavga çıkartmaya çalışıyor. Hep orada evet. kavga çıkartmaya çalışıyor. Aslında temelde burada film şeyi de koptu. Sayın Kılıçdaroğlu Almanya'dayken Sayın İmamoğlu'nun hakkında açıklanan o ceza ile alakalı o günü şeyler. Hatırlarsınız. Yok, orada kopmadı. Hayır orada yani kopmadı. Orada göstermiş orada olduğu kopmadı. İlgi orada Sayın Kılıçdaroğlu tarafından. Evet, ki, 3 Mart'ta o gün koptu. Biz onu gördük. Rol kapıyor. Ben mesela o gün söyledim. Meral Hanım'ı bu kadar eleştirmeye gerek rol kapıyor. Hayır kızgınlığının evet. sebebi bu gibi geliyor bana. Yok, o kadar çok sarıldım ki ben size. Siz hayır. bunu cesaret edip bu adaylığı gösteremediniz bakın, gibi yok, bir hayır. ifade kullanıyor. O işte ama şey değil. Saraçhane'ye geldiği o şeyde değil. O ana vardı. Kadar o ana kadar yakınlık gösteriyordu. Evet. 3 Mart'ta da açıktan çağrı yapıp o çağrısı havada kalınca Meral Akşener için orada hem koptu. Mansur Yavaş hem de Ekrem İmamoğlu Elif gitti. Hanım, Meral Hanım'ın bak bazıların kafasında kalıyor böyle tekrar ettikçe sanki öyle yapmış gibi mış gibi davranıyor. Meral Hanım altılı masada hiçbir zaman ne İstanbul ne Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarını aday olabilirler gibi bir imaya bile ortaya koymadı. Hiç kendimizi kandırmayalım. Burada çok iddialıyım. Asla ve asla. Onlarla da konuşmadığı gibi masaya da bunu getirebilir havada davranmadı, bulunmadı. Sadece teşkilatlarına, onu çok iyi biliyorum, onu onlara dedi ki siz ablanıza güvenin, siz genel başkanınıza güvenin, göreceksiniz. Abla işte bize CHP'liler bile geliyor, şimdi... Sayın Kılıçdaroğlu aday olmasın, Sayın Genel Başkanım. Yani CHP'liler bile seçilemeyeceğini düşünüyorlar. Özellikle işte Mansur Yavaş bir adım daha önde, İstanbul'da olabilir diye söylüyorlar. Şimdi buna hep kulak ardısı yaptım, siz ablanıza güvenin. Çıkartıp getiremeyeceğim hangi tarihte kime nerede dedi ama... 2022 yılında falan yani bu altılı masada o aş pişerken. Sadece İstanbul İl Başkanı söyledi yani şey, anketlerden. Hayır şey dedi yani Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylığına sıcak bakabileceğini kamuoyuna deklar etti. Ama en önemli yere götürmemiş, masaya ama, götürmemiş ama yani o, problem orada. O kaç toplantı vardı efendim? Onu 9 mu? 9 toplantıda bak, konuşulmamış. Sizin hatırlattığınız şeyi ben kestirmeden gideyim dedim. O zaman altını besleyelim. Yani o zaman Buğra Bey İstanbul İl Başkanı'ydı. Bir anket çalışmaları yapıyoruz. Anket çalışmalarından daha çok Mansur Yavaş çıkıyor teşkilatımızdan dedi. Hatta o da benim bu sözlerimi şey yapar. Cumhuriyet Halk Partililerin bile bize sokakta bu taleplerini ilettiğine şahit oluyoruz dedi. Ondan sonra Sayın Akşener bunu gazeteciler ısrarlı söyleyince aynı Cihan Paçacı'nın altılı masayla ilgili düşünceleri gibi siz ne ifade ediyorsunuz? Onlar subliminal bir mesaj mı veriyor veya bilmem ne mi veriyor falan filan. Uzatmayalım. Şimdi Meral Akşener'in bu siyaset üstü bu. Hadi be diyor hadi be. Hadi be. Şimdi bunlar alıştılar. Bak şimdi deme ve geleceğe de girelim. Onlara gideceğiz. Bir sıralamayla gidelim. Biraz da diyalog olsun. Birkaç cümleyle yok, yok. Bitireyim. Yok yok bazı videolarımız var izleteceğim. Oradan size soracağım gene ama Hasan Basri orada oturuyor. Sonra o da kızgın bakmaya başladı. Ben ona yok, İyi Parti'yi de soracağım ama şu tartışmaya